Abi muavinlere izin verin. Arkadaşlar bir dakika geri açın şöyle. Efendim geçiyorsun. Hocam efendim, arkadaşlar bakın geçiyorsun. Son durumunla ilgili. Son durumumuzu doktorlar söyleyecek ama ameliyatı devam ediyor. Ben Müfid Hoca ile beraber ilk gelenlerden evet. Aşağı yukarı hemen acilden sonra ben geldim buradaydım. Evet arka efendim. Kapıdan girdim. İnşallah hayırlısıyla hem hanımefendiden hem İbrahim Bey'den güzel haberler bekliyoruz. Doktorlar da uğraşıyorlar. Peki siz gördünüz mü? Ben görmedim, hemen akabinde geldim. Ama geldiğinde bilincinin açık olduğunu inşallah çıkarken de. Aynı sağlıkla çıkar. Peki şu anda ameliyatta mı? Şu anda ameliyatta. Doktorlarımız size süreci... sağlıklı bilgiler veriyor. En son söylenen 2-3 saat devam edecek idi. Bize bir hava alalım diye çıktık. Herhalde hava alacak gibi de pek gözükmüyoruz ama. Hocam doktorlar size bir müsaade edin arkadaşlar. Size bilgi verecekler zaten, merak etmeyin. Ne zaman açıklama yapacaklar? Merak etmeyin, öyle insanlar herkes dua ediyor ve herkes yanında ki aldıkları her haberi size hemen iletirler. Hiç merak etmeyin, yeter ki güzel haber olsun. Güzel haber de çabuk yayılır. Sadece diğer haber değil. İnşallah güzel haberi hep beraber paylaşırız. Peki teşekkür ederiz. Allah Allah. Yol açar. Şöyle açalım. Açın onu. Hocam burada hava yürüyeceğiz. Tamam. Efendim sağlık durumu nedir acaba? Pardon. Ben şu. Buradayım, burada. Ha. Pardon arkadaşlar. Bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Açık aldım. Yarın meydana çıkacak spor. Biz Urfalıysak tatlı sesin kanı yerde kalmaz. Kalmayacak. Geldim. Şu an Allah'a şükür ben yaşamasın diye bir şey istiyorum. En güzel olay o ya. Ameliyat olmaya sürsünüyor. Hani yarın saat 45 dakika önce sizi de açıklamayacak. Yani şu şekillik. Yanlış var. Olmayacak mı şu an? Bir şu an. Basın arkaya yardımcı olun biraz. Böyle bir şey yok. Tüm Urfa halkı feda olsun İbo'ya. Helal olsun. Aynen o şekil. Karlaşça adam vurulmaz. Hele İbo kimin adama? Delikanlı adam çıkar önüne. Bire bir. Bela gibi adamsındaki yeter yapma. Sağsam güldür diye. Mutlu der. Sonrası zırhla yapmalar da. Üzülmemek yani. Son durumuyla ilgili bir bilgi var mı efendim şu an? Ben şimdi geldim, hiç bir bilgi şu an haber almaya geldim. Ama gelen haberler ekranda da olsa, televizyonda da olsa bize şaka gibi geldi. Gerçekten inanmak istemedik. Belki ucuz atlatılmış bir kasa da olabilirdi. Ama şimdi işin ciddiyetini mahiyeti verince büyük bir telaşla geldik. İnşallah iyi haberler alacağız. İnşallah. Yani. Şimdi hepimize geçmiş olsun. Allah şifalar herkes versin. Herkes lütfen duasını eksik etmesin. Amin, 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 amin. 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 Müsaadenizle. Cenab-ı Allah'ın hepsini. Tabii ki.
Biz de dışarıdayız arkadaşlar. Durumla ilgili kardeşim. İndirin maçı. Vallahi hiç bilmiyoruz. Durumluyoruz arkadaşlar. Biz de dışarıdayız. İçeri zaten bu durumda girilmiyor. Bekliyoruz. İnşallah gidecek. Öyle diyoruz. Herkes duasını esirgemesin. Herkes dua etsin inşallah. Allah acil şifalar. Anlamında dua ediyoruz arkadaşlar. O kadar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam arkadaşlar. Tabii ki bunlara. Kameralar ne diyor? Tamam abi. Sana dua demiyor. Çok şey. Arkadaşlar geri giderseniz geniş alırsınız. Geri gelmez. Orada durdurun. Tamam. Eğer bize doğru gelirse kardeşim. Tamam. Tamam. İyi abi. Girme. Öyle kalmayın. Tamam abi. Tamam abi. Serhat bir dokun var arkadaşlar. İbrahim Bey'in son durumu. Serhat Bey. Abi çeksene şunu ya. Bir saniye. Şimdi yoğun bakım doktorlarıyla konuştum. Yani İbrahim abi ve yanındaki Damla'nın durumu, özellikle Damla'nın durumunun ağır olduğunu söylüyorlar. İbrahim abi de tomografiye girmişti. Şimdi ameliyata aldılar. Yani hayati, şöyle söyleyeyim, yaşama olasılığın yüksek olduğunu söylüyorlar. %50-50 de hasarsız kurtulma ihtimalinin olduğunu söylüyorlar. Ama tabii tomografi sonucunun, yani beyin dokusunda kurşunun ne kadar hasar yaptığını şu anda tespit etmek, ameliyattalar. Onu öğrenemedim. Ancak yoğun bakım doktorunun söylediği, hani çok korktukları gibi değil. Nispeten daha ayrıntılı bilgiyi tabii ki açıklamaları kendi doktorları yapacak. Benim öğrenebildiğim bunlar. Nispeten geldiğim zaman çok korkmuştum. Hani acaba çok ağır ya da öldü diye biz buraya geldik. Ama sevindirici haberler aldım. Bir de 3,5-4 saat falan sürer diyorlar ameliyat. Yani sabaha doğru herhalde daha net bilgi alırız. Bu ikinci ameliyat ne ameliyatı peki, biliyor musunuz? Siz bir doktor onu öğrenemedim çünkü ameliyattaydı doktorlar. Oraya konuşan sadece yoğun bakım doktoruyla öğrendim. Durumu iyi yani. Yani nispeten korktuğum kadar değil. Kötü değil. Ümit var. Evet. Daha iyi. Aldığım ilk haberlere göre çok daha iyi. Siz gördün mü peki? Tomografiye giderken gördüm. Uyutuyorlardı. Uyutuluyordu. Uyutulduğu için net bir bilgi sahibi olamadım ama gördüm. Tamam arkadaşlar. Şerefimize geçmiş olsun. Tamam arkadaşlar. Al abi. Geç abi. Böyle bir çok üzüldük adına geçmiş olsun diyorum. İbrahim Tatlıses'in yaşaması ya da ölmesi kimseyi ilgilendirmiyor ama İbrahim Tatlıses bu memlekete lazım bir insan. O yüzden değeri bilmek lazım. Kurşun atmak lazım o.